sen ben canlı yayın açtığımda mesaj atarsan ben sana nasıl geri dönüş sağlayabilirim? Tamam ki? Yazacaksın canlı yayın açayım sonra yazarım sana canlı yayından sonra. Bak kendini şu haklı çıkarmaya çalıştın bu çok kötü bir tamam, şey. Tamam çok haklısın sen çok haklısın. Haklıyım tamam, zaten. Çok hastayım kavga etme ben benden tamam mı? Çok hastayım kavga etmem benden sen çok haklısın şu an. Hadi öp beni barışalım. Hastasın. Beyza bir şey söyleyeceğim. Ben Görkem ilk kırmızı odaya çağırmadan önce biz ufak ufak flörtleşiyor muyduk Görkem'le? Hayır. Beyza nereden bilsin? Sen yürüyordun ama. Aşkım Beyza her şeyi biz konuşuyoruz. Olsun biz yan yana oturuyoruz. İlay diyor ki ben de tabii başka adayları tanıyabilirim diyor. Ben de dönüp diyorum ki öyle mi diyorum filan. Hep öyle birbirimize imalar. Sen yürüyorsun işte zaman? Yürüyorsun. Bizim kızı gördün yürüyorsun bu kızın haberi yok. Haberim yok vallahi. Ben neden ilk geldiğinde neler dedim de. Sen benim kankamı yürüyorsun, flörtleşmeye çalışıyorsun. Bu kız da masumum anlamıyor. Aklında kötü zihniyette değil. Kankamın beyni temiz olduğu için kankamın suçu mu bu? Albüm yapacağım buradan çıkınca. Müzikten yani yürüyeceğim, devam edeceğim. Şeydem şu sesin güzel. Sesin güzel mi? Çok oynama yapıyorlar mı? Yok benim sesim ototune'u falan kaldırmıyor biliyor musun? Çok ilginç. Mesela şimdi yeni rapçilerin ototune kullanıyorlar. Yani seslerini güzelleştirdikleri bir olay var. O bana gitmiyor. Benim tamamen orijinal bir şekilde. Tabii ki de mix mastering yapılıyor ama benim sesim ekstra güzelleştirmek için bir şey yapmıyorlar yani. Program çünkü uymuyor ses tonuma. Allah Allah. Aynen. Güzel meslek. Umarım olur. Vallahi. Daha önce olan var şu anda. Tutan var geçen sezon. Yani bir tane hit'e bakıyor ya. Bir tane hit yaptıktan sonra gerisi... İşte, çorap sökü gibi geliyor. İşte aynen ama işte başta dediğim gibi olması için bir sürü uğraşman gerekiyor falan. Vallahi bayağıdır uğraşıyorum. Bebek bu ablasın, bebek daha baksana. Küçücük baksana benim kızım. Beyza, ya siz aynı yaşasınız Beyza'yla. Beyza da 2001'li. Ben 2000'liyim aşkım bak. Mavi kimlik var eskiden biliyorsun değil mi? Bu mavi pembe. Ha, onda 2000 ondan sonra... Aşkım öyle bir şey olması mümkün değil. Oluyor aşkım sende. Hayır öyle bir şey yok ki ya. Var. Vitamin gelsin. Ay teşekkür ediyoruz ya. Bırak bu işleri. Annemle babamı arattıcım iddiaya girdik. Vallahi garip benim oldu. De pembe kimliğim vardı ama geçirirken yok, 2002 diye geçirdiler. Bizim eski yok öyle gerçi. Aa benim de 2001'di bak mesela 2002 olarak geçiriyor. Benim 3 tane banka hesabımda mesela bazılarında ham var bazılarında yok. Çıtır sevgilim var çıtır. Aşkım bak erkek küçük olunca zengin olunurmuş ileride. Onu diyorum kendinden büyük kadınla evlenirsen zengin olurmuşsun. Ben fakir miyim anlamadım ki. Aşkım. Yok bu anlama gelmiyor mu? Biz yarışa zengin başladık, boş ver. O ne demek ya? Evet, tamam o zaman. Evet, o zaman tamam. Paramız var, korkma. Beyza, Almanya hükümeti Ferhat'ı çağırmıştır. İlayda sandıktan Ferhat gidemezsin, Ferhat. Ha, o zaman tamam. Yalandan gülüyor. Sen yap aşkım, sen yap. Anlamadım ki. Sen, ben sandık şeyi biliyorum. Anlamadım, niye sormuyorsun ya? Anlamış taklidi yapıyorum, hastayım ve sizinle mi uğraşacağım? Konuşma benimle. Hastayken ben çok trip klik olurum. Ben bir şey söylemeyin, hemen üzülürüm. Hemen ağladım. Kuliste durduk yere, İlayda hatırlıyor musun? Kuliste oturuyoruz bugün sabah. Ben böyle ağlamak üzereyim. İlayda diyor ki, niye ağlıyorsun? Bilmiyorum ki hastayım. Bana diyor ki hastayım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mille'yi birazcık gömdük. Çiçeğim nerede? Bul bakalım. Sakladık. Yastıkların altında. Ya niye söylüyorsun kanka? Ben lan gördüm bile. Tüyü oradan gördüm. Ben birinin bana bir şey yedirmesini hiç sevmiyorum ya. Yedirmesin o zaman. Ne yapıyor? Yatıyorum. Saklandım. Bebek misin sen? He? Çok mu hastasın? Evet. Çok hasta oldun sen. Beni arkadaş olarak görüyor musun? Hep soru geldi. Ben buna takıldım belki. Görmüyor musun sen beni? Evet dedim az önce. Sana öpücük atıyor mu? Çok komik. Ne yiyeceğiz Gizem? Ben yeter. Gizem bugün o zaman barıştık. Senle kanka olmaya karar verdim. Kardeşim falan dersen bana memnun Hayır. olurum. Hayır, kardeşim evet, tamam. Tamam, bana kardeşim tamam, kardeşim diyorum. Her türlü tamam. Sosyal medya yönetimi yapıyorum. Haberiniz olsun. İhtiyacım yok. Olsun. Teşekkür ederim. Videoyu yazın. Lan!
Ayla var lan. Ayla anne! Var. Ne yapıyorsun ya? Çocuk var burada. Oğlum sen olmadın, biz de bir daha deneyelim. Seni yapamamışlar düzgün. Yuh ya. Sen olmadın. Bileyim. Yani şimdi bak sana ne vereceğiz? Boğazın acılmasına iyi gelecek. Benim güzeller güzeli meleğim. Hayatımın anlamı. Al ölürüm ben seni. Acıyorum. Uy uy. Aç ağzına bakayım. Hoppa. Çok mu acıyor canım? Yarım ben seni. Sıcak bir şeyler içelim şimdi. Sana ben bir kahve yapayım. Tamam mı? Kahve içelim. Ne istiyorsun? Meleğim. Ağlama bak, ağlama. Ben çok üzülüyorum seni ağlayınca. Prensesim, hayatımın aşkı. Ölürüm ben sana, kurban olurum. Bat. Merhaba. Oo, geldi Ferhat. Bir sen kardeşini engelledin. Ben çok hasta. Ferhat da hasta. Aynen. Hasta mısın emmi oğlum? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Herkes hasta. Hoş geldin. Ben hastayım ha. Hasta olmayalım aşkım. Dikkat et. Valla biz kaldım. Ben hasta olmayalım. İşte öyle anne. Anladım İletişti oğlum. İletişti mi Ferhat? Bir şey aramıyorum. Görkem gidiyor mesela kadın masöre. Masaj yaptırıyor ve ben bunu problem etmiyorum. Tamam doğru. O senin görüşün aşkım. Benim görüşme göre benim de böyle. Benim niye mesela bana niye illa jinekoloğumun kadın olması lazım? Benim jinekoloğum şimdi erkek. Olamaz kadın olacak işte. Şimdi acil doğurması gerekti. Çıkıyor çocuk ya. Yapacak bir geldim, şey. Geldim tamam orada. Erkek olur. Doktor var hastanede sadece. Ne yapacak? Ya. İçinde mi tutacak? O kadını bekle. Kadını hemen alacağız oraya. Ya yok da, yok. Ulaşım atıyorum. Mümkün değil. Abartma sen de. Sanki nerede yaşıyoruz? Ya kardeşim ya zaten köye anneannenizin elini öpmeye gittiniz ya. Ya mesela diyor mesela. O köye anneannenizin elini mi öpmeye gittiniz? Anneannem doğacak o zaman. Abi böyle bir şey gördün mü? Hasta bu. Böyle bir şey gördünüz mü arkadaşlar? Bırak bunu. Anladın değil mi? Şaka yaptım bu arada. Bırakma da yani. Biraz. Ne yapıyorsun lan? Kanka baltayla mı yontarsın yoksa ne bileyim oyma aletleri neler ne çakıyla mı ne yapacaksın? Bu ne? Babaannem doğruldu. Erkek fobisi var aşkım. Hayatımdaki erkek fobisi. Yani her şeyimin erkek olması onun için problem. Ah. Ya PT'im, kuaförüm, psikoloğum, psikiyatrım. Psikoloğu var zaten erkek, ona da kuruluyorum. 60 yaşında amca Kazım Bey, sizi çok bence seviyorum. Bence psikolog daha kötü bir şey biliyor musun ya? Ben bir şeyden gittim de benim oradayım. Dosya, şimdi benim her bütün hani hayatımla ilgili her detayı aynen not eder. En ince detayına kadar benim. Ondan sonra diyor ki gideyim diyor o diyor şeyini alayım diyor. Senin dosyanı alayım diyor. Ama psikolog karış karışça ben sana diyeyim gözünün içine bakıyor bir daha. Ha, o da zaten yok 60 yaşında bir olması da 100 yaşında da olsa kuruluyorum o psikoloğuna zaten. Hasta mısın Görkem sen? Kanka seninkiyle benimkini karma yapamıyor mu? Aşkım deli misin? Adam ne güzel modern, sana güveniyor aşkım, bir şey. Aşkım modern aşkım, modern de yani beni güveniyor. Erkek masöre gönderiyor. Mi? Çevreye güven. Aşkım ama normal masaj abi, masaj gibi. Yani, tık. Allah'ım yarabbim ya. O işin bu. O zaman o sana dokunmak için dokunmuyor. O işini yapıyor. Jinekolog, kadın o erkek olmuş önemli değil. İşini yapıyor. Kuaför, psikolog yani, işini bir yapıyor. Bir de o da var. Aşkım bu da hiçbir yerde kıskanmıyor. Abi niye? Ya o kadar da kötü doğru ama diyorsun. Niye öyle çok öyle sen ya kıskanır ama evet aşkım bu kadarı da benim değil. Benim kıskandığım ama bunlar kıskanmamak da bu kadarı da değil ya. Bile kıskandım daha %30 da var onları söylemiyorum. Bizim ya burada konuşamadığımız şeyler var ya hani Öykü Hanım soruyor ya ne oldu niye kavga ettiniz diye. Biz o yüzden söyleyemiyoruz. Uzay şeyleri kıskanıyor. Ben senden bile kıskanabilir ya yani bazen. Anasının nikahı. Yok o kadar değil. Daha değil. Şimdi Beyza'yla telefonda konuşsam bir saat akşam. İzin verir misin? Yok. Sen bir saatte aylardır o yüzden mi aramıyorsun bizi? Aşkım. Kalleş. Aramıyor muyum? Püf sana yazıklar olsun. Hep ben arıyorum. Ben yılbaşının ertesi günü bile seni ben aradım. Oğlum yıllar ben seni küçük sensin bir de. Oğlum. Vefasız. Oğlum ne ya? Ne yapayım? Kadın gibi mi hissettiriyorsun bana kendimi? Askerlik arkadaşı gibiyiz işte. Daha demin dans ediyoruz, demin robotsiz var diye bir şey var. Ay yemin ederim sıkıldım var. Hep aynı şeyi deyip duruyorsun ha. Sıkıldın mı? Abi aynı şeyi niye deyip duruyorsun? Dans ediyoruz işte. Ne alakası var? Niye gülüyorsun o zaman madem o kadar rahatsız oldun?
Ya rahatsız olduğumdan değil, arada bir romantizm yani, romantizm. Ne yapayım, havaya atıp tutayım mı seni, ne yapayım? Ya romantizm havaya atıp tutmak mı kardeşim? Abi nasıl bu ya, hep bir şey buluyorsun, arıyorsun ya. Diyorum ki birazcık romantizm olsun ilişkimizde diyorum. İlişkide demedin sen, ilişkide demedin. İlişkide diyorum. Dansa ne? Dedin. Ya dansa. Tamam şu an dans dedin ama sen. Ya meselasına verdim. Her şey tamam da her şey güzel gibi şey yapıyorsun mesela, sonra... Siz şeyi planladınız mı buradan çıkmayacak ilk date'inizi? Allah'ım evet, ya. Buradan çıkınca ilk date'inizi planladınız mı? Ben i̇lk planladım ama kanka işte Almanya'ya gidiyor. Ben sana söyledim ama gerçi. İyi. İlk date'imizi. Sen Galata'nın karşısındaki o restoranda istiyorsun. Evet. Ben de Boğaz'da bir restoranda istiyorum. İkisinin arası da karma. Aşkım. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bununla yaşadım aşkım. Duvara böyle resim olaycısı. Duvar renk veriyor hiç olmazsa, anladın mı? Bir resim tablo çıkıyor. Kan, ne olur, ne olur birazcık ilgilen benimle. Kafamı alacağım. Bak şu acı ayıp ediyorsun ha, biliyorsun aşkım, değil mi? Aşkım sushi fobi geçti biraz ilgilen benim. Ne demek ya? Senin? Öyle mi konuşuyorsun, sanki ilgilenmiyormuşum benim. Gibi. Ama iyi bir yerde yersek. Ya ilgileniyorsun ama yani ilgi şey gibi böyle. Ne gibi? Kanka gibi. Ya ne alakası var kanka bir final olunca finalden sonra. Neyin ya bana evlenme şey, teklifi şey, ediyorsun. İçinde bir tane sevgi hoşlanma kelimesi. Şey yani, tamam da abi ilk defa hayatımda bir şey yapmışım. Heyecanlımışım orada. Sen niye ona takıldın ki şu an? Yemek aynı sohbet, aynı muhabbet ya. Yani ama sen de aynı tas, aynı hamamsın yani Kaan. O zaman kabulleneceğim bunu bu kadar. Madem öyleyim kabulleneceğim bunu. Anlamadım şu an niye, o zaman niye gülüyorsun burada dans ederken? Ya ben ki senin için kendimi değiştirebiliyorsam, kendimi frenlemeye çalışıyorsam sen de benim için bir şeyler yapabilirsin yani. Frenlemek? Sen nerede frenledin? Frenlemedim ben. Hangi konuda frenledin? Yani eski benle şu anki benim arasında bence hiç dünya fark kadar yok. Fark hiç var. Hiç fark yok. Hiç fark yok. Hangi konuda fark var? Bir şey söyleyeceğim İlayda, eski benle şu anki benim arasında farkı yok mu? Acayip. Bu da hapşırıyorum, sen öpüyorsun. Çok var aşkım, deli misin? Sen benim için nerede kendini frenledin diyor bana. Tamam, şey hangi konuda frenledin? Ben onu soruyorum. Nasıl korkuyorsun? Çok değişti senin için. Hangi konuda frenledi ama? Fevriydi çok Beyza. Çok mesela senin atıyorum o mekana gidip gitmedin demen var ya. Beyza normalde böyle bir olayda gerçekten hem ilişkisini bitirirdi hem çok büyük kavgalar ederdi. Seni gerçekten ama kaybetmek istemedi. Ondan ilişki mi bitirir? Ben bitiririm bu arada. Evet, onu diyecektim işte. Bu aynısı arada bizde olsaydı biz de herkes de bitireceğini de söylemişti. Görkem bana bir yere gitmedim deyip gidiyorsa bu benim için gerçekten yalan var, her şey var. Bitirmeye kadar gider ve orada beğendiği de bir kız var ayrıca hani. Beğendiğim kız değil, yanlış bak beğendiğim kız. Yarışma bitti, iPhone'um bul. Ne? Birimiz iPhone'u bulacağız. Nerede olduğumuz görelim. Aşkım numarasını değiştirmezse açırız iPhone'u bulu ya. O dert değil. Atsam olur, anlamadım. Kaan iPhone bunu açsan olur, Almanya'da zaten. Anlamadım, atsam olur, anlamadım. Ne yapacaksın, nereye gitmen? Hamburg'da, Allah Allah. Gittin mi oraya şimdi? Münih'te, ne yapıyor acaba? Ne kadar komik cidden. Vallahi komik. Ne kadar eğleniyorsun. Ben çok eğleniyorum. Komik. Eğlen böyle Kaan, benim de eğleneceğim zamanlar gelir aşkım. Bozuldu mu rüzgüm? Eğleneceğim, sıkıntı yok. Dortmund. Yani mesela yani. Ölüyorum, sinirden geberiyorum, anlıyor musun? Kızım niye sinir? O zaman burada rol yapmayacaksın, mutlusun diye, anladın mı? Madem mutlu değilsin, niye demiyorsun bunu? Rol yapmıyor ki, alttan oluyor. Abi nasıl gülüyor burada, sırıtıyor, eğleniyor, sonra gelip burada diyor. Gülmeyeyim mi, sürekli ağlayayım mı? Tamam, o zaman diyeceksin rahatsız olduğun konuda. Söylüyorum, anlıyor musun Kaan? Bir şey mi değiştiriyorsun? Ne değiştireyim, onu söyle bak. Hiçbir şey değiştirmiyorsun söylesem de. Sana diyorum ki biraz romantik ol. Yok, bir şey oluyor. Yani bir kere hoşlanma, sevme, böyle şeyler senin lügatında yok. Yani biz aşk mı yaşıyoruz? Askerde beraber askerlik arkadaşı mı yapıyoruz? Belli değil. Tek ilişkimizin olduğunu gösteren şey öpüşüp el ele tutuşmamız. O da yanaktan zaten. Oğuz ayarlıyor musun? He? Nasıl bir şey? Bölmeci mi ayarlıyoruz? Sponsorlu. Yani dinle diyor ki. Sponsorlu ayarlarız ya. Sevgili olduğumuzu. Bana yazıyorlar lan, bir dünya dövmeci yazıyor bana. Kanka senin dövmelerden dolayı yazıyorlar. Yani gel yapalım, gel yapalım. Ben yemin ediyorum psikolojim bozuldu. Mesela burada konuşuyor ya. Ben sırtı düşünüyorum, kocaman. Sırtı çift başlı kuvar. Evet, adam da video ezberlemiş. Beni dinlemiyor. Aşkım arada sen de yapıyorsun. Kaan, senin kafana erişebilmek için gerçekten... Ne kafana? Ben ya al işte ya. İlayda, diyorum ki senin kafana erişebilmek için diyorum. Neyi kafama m***yeceksin diyor. Aşkım çok zor ya. Adam ne anlarsa anlasın, asla Türkçesi romantik de bir şey yok. Anlamıyor. Bir de Kaan Türkçesi de bir garip bir Türkçe. Bazı kelime. Lazca'ya da benziyor. Evet, Lazca dedim ki ne.
Anlaşırız. Beyza da çok iyi konuşabiliyor zaten. Aman ne komik. Orta. Beyza sinirlenince çok iyi konuşuyor. Evet. Normalde kötü ama sinirlenince sen onu sinirlendir birazcık çok iyi konuşuyorsunuz. Ben artık sinirlenmek de istemiyorum. Hastayım, bak kahvaltı yapacak halim yoktu. Kahvaltıya gitmedim. Açım. Çok kötü oluyor. Aşkım üçüne nasıl ayrıldın? Ben şeyi... Sabına bakmayacaksın bence ileride. Pastil verdim. Ellerimle mandalina yediriyorum. Ellerimle nane limon içirmeye çalışıyorum. Yaptım. Bence sen bana bakmayacaksın ileride diyor. Dün bana dedin ki senin bana tahammülün kalmadı. Evet dedim. Bunun bu nasıl bir şeydir ya? Öyle çünkü. Öyleymiş mi davranıyorsun yani? Şimdi belki öyle olmayabilir. Hastayım zaten. Bak bu Allah'tan kork. Tamam mı? Allah'tan kork. Pastil lavandayla çok kötü oluyor. Çok kötü oluyor. Yani öyle... Koşalım içeride gel. Bodrum sokağı. Alaçatı sokağında. Okey. Robot. Robot, erkekler evine gidebilir miyim? Kaan niye gitmiyorsun peşinden? Gitmeyeceğim abi, niye gideyim? Şimdi yazıklar arkadaşım abi, hiçbir şey demedim, Nerede, doğru. Şuraya konuşalım, yalnız konuşalım dedim, şuraya gidelim. Yalnız konuşalım dedim, yok dedi. Sen bilirsin dedim. Trip atıyor ya. Olur. Abi ben tribe gelemiyorum abi böyle triplere. Kusura bakma. İşte mecbur ama Türk kızları trip sever. Abi tamam da bak Türk kızı o zaman ben de bayağı böyle... Bayağı severim de. Tamam da ben de kendimi böyle savunurum. Ben de Almancıyım yani. Ben de böyleyim. Bence bir git. Ay yapışacağım abi. Şunu yapıyorum. O zaten biliyor yani. Güya geleceğimi biliyor. O yüzden gitti ama gitmeyeceğim. Şurada az bir müddet kaldı. Bence birazcık sabredin. Abi benimle alakası yok. Benimle bir durum yok abi. Burada 3-4 gün kaldı. Tamam o da gergin artık. Tamam sen abi de. Şurada bak ilk gün anlatmış konuyu tamam. Okey hadi ilk gün diye. Bu zamana kadar niye hiç açmadın bu konuyu? Telefonda olsun, burada tatil olsun. Mi? He? Tatil mi? Hiç açmadın. Şu an İlayda dedi diye birden şey oldu. Aa tatile gidiyor bu. Ama şu an ilişkiniz ilerlediği için diyebilir bunu. Önceden diyemez. Tamam da niye? Bari dün deseydi, ondan önce gün deseydi. Utanmıştır belki. Abi utanacak ne? Beyza utanacak ya. Hey. Neyse bence sen git.